Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoşgeldiniz Bugün sizlere tart kalıbında az malzeme ile çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetini harika bir ağlayan pasta tarifi hazırladım. Buyurun hemen tarife geçelim. Önce kekimizi yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 2 adet yumurtaya 1 çay bardağı da toz şekerine ihtiyacımız var. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri mutlaka bu kıvamı almasına özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. 1 çay bardağı süte, yarım çay bardağı da sıvı yağına ihtiyacımız var. Sıvıları da ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyorum. Ardından katı malzemelerimizi karışıma ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz. Tart kalıbında hazırlayabileceğiniz tam ölçülü harika bir kek oluyor. Birçok alanda kullanabilirsiniz bu keki. İki çay bardağı una ihtiyacımız var. Katı malzemeleri karışımı mutlaka eleyerekten ilave edin ki kekiniz güzel bir şekilde kabarsın. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi tart kalıbını yağlayalım. Ee, Birçok insan tart kalıbının yapıştırmasından şikayet ediyor. Bir de bu yöntemle denemenizi tavsiye ederim. Benim kesinlikle yapıştırmıyor bu şekilde yaptığımda. Oda sıcaklığında tereyağını her tarafını güzel bir şekilde parmak uçlarımla sürüyorum. Özellikle kenar kısımları yapıştırır genelde. Bu şekilde parmak uçlarınıza dikkatli bir şekilde yağlarsanız kesinlikle yapıştırma yapmayacaktır. Hazırlamış olduğumuz kek harcını Kalıbımızın içerisine alıyoruz kek harcını bu şekilde bir iki defa sallıyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi 15 dakika pişiriyoruz kekimiz pişerken biz kremasını hazırlamaya geçelim bir paket krem şantiye ihtiyacımız var 200 milim bardak ölçüde bir su bardağı buz gibi de süte ihtiyacımız var krem şantiyi çırparken mutlaka soğuk sütle çırpmaya özen gösterin bir de bazı krem şantiler sadece yarım su bardağı sütle sertleşir arkasındaki talimatlara uymanızı tavsiye ederim Üzerine ebriyeli deseni yapmak için kaşığın ucuyla biraz krem şanti ayırdım. Bir buçuk tatlı kaşığı da sütle açıyorum. Bu krem şanti hafif akışkan bir krem şanti olması gerekiyor. Eğer ki üzerine desen yapmak isterseniz bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlamaya geçelim. Yarım çay bardağı toz şekerine bir buçuk yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Birer çay kaşığı görmüş olduğunuz dolulukta una ve nişastaya ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı da süte ihtiyacımız var. Kabın içerisine almış olduğum malzemeleri güzelce çırpıyorum. Ardından ocağın üzerine alıyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Sürekli karıştırmaya özen gösterin. Kayn kaynadığı gibi ocağın üzerinden alıyoruz. Bir çay kaşığı. E, tereyağına ihtiyacımız var. Evde varsa parça çikolata kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz içerisine sütlü çikolata ilave ettim bir pakette vanilya ihtiyacımız var. İçerisine çikolata ve tereyağını eritene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Harika bir sos oluyor. Birçok alanda bu sosu kullanabilirsiniz. Tart kalıbı için az yapıyorum bu sosu. Büyük tepsiler için de ölçüsü var kanalımda. Kekim fırından çıktı. Pamuk gibi harika bir kek oluyor. Şimdi ıslatalım. İlk sıcağı çıktığı gibi ıslatıyoruz. Bir 2 3 dakika bekletin. Ardından soğuk sütle kekimizi ıslatıyoruz. Ben tart kalıbından çıkartmadan ıslatıyorum. Eğer ki kekiniz kekinizi kontrol edin rahat bir şekilde çıkıyorsa bu şekilde ıslatmanızı tavsiye ederim. Tamamen sütünü çektikten sonra servis tabağına ters çeviriyoruz. Dediğim yöntemle yağlarsanız tart kalıbınızı kesinlikle yapışma yapmaz. Kolay bir şekilde çıkar. Tart kalıbının içerisinde de ıslattığınız zaman her tarafına güzel bir şekilde sütünü çekmiş oluyor. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra ortasında çıkmış olduğumuz krem şanti alıyoruz. Birleştirme esnasında hem kekimizin hem de çikolata sosunun soğuk olmasına özen gösterin lütfen. Yoksa krem şanti erir. Güzel bir şekilde düzeltiyorum krem şantiyi. Tamamen soğumuş olan çikolata sosunu da üzerine alıyorum e, bu çikolata sosunun büyük borcamda uygulayabileceğiniz ölçülerde de var kanalımda Birçok alanda kullanabilirsiniz çok lezzetli ve güzel bir sos oluyor Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim Büyük borcamda hazırlamış olduğum ağlayan pasta tarifi var ve büyük fırın tepsisinde Hazırlamış olduğum ağlayan pasta tarifi var Onlara da göz atabilirsiniz isterseniz Çırpmış olduğum krem şantiyi buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Kürdan yardımıyla ya da çatal yardımıyla ucunu deliyorum. Bu şekilde şeritler çiziyorum. Daha sonrasında yine aynı şekilde kürdan yardımıyla ya da bıçak ucu yardımıyla desenin şeklini veriyoruz. Bir ileri bir geri yaparaktan ebrulü desenini çiziyoruz. Ve pastam hazır. Sofranıza hem lezzet hem de şıklık katacak Değerde muhteşem bir pasta oluyor. Yaparsınız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Az malzemeyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ağlayan pasta oluyor. Dokusunu, kıvamını sizlere göstermek istiyorum. 10 dilim çıkartabileceğiniz bir pasta. 8-10 dilim arasında çıkartabilirsiniz. Kalıp gibi dilimlerin çıkan muhteşem bir pasta. özellikle iç kısmını sizlere göstermek istedim. Yaparsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim. Birbirinden güzel tariflerim var kanalımda. Dokusu kıvamı pastamızın bu şekilde. Yapacak olanlara afiyet, bay şeker olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.